haberi seçtiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlar, biz burada yapılan işin Ünye ve çevre köylerinde üretilen doğal ürünün kıymeti harbiyesini öne çıkarmak. Amaç bu. Sizlerin son bir yıl oldu mu aşağıda? Hayır, olmadı. Yaklaşık bir yıldır bununla uğraşıyorsunuz ve resmiyete ulaştı. Yani. Dolayısıyla buradaki tüm hedef Ünye ve çevre köylerinde üretilen gerek meyve, gerek sebze, gerekse hayvansal ürünlerin öz malın orada pazar yerinde pazarlanmasını istiyoruz. Böyle mi? Evet. Dolayısıyla buradan bir kez daha ben sizin adınıza seslenmek istiyorum. Hay ürünü lütfen buraya girmesin. Fabrikasyon yumurta, fabrikasyon yağ vesaire bu pazara girmesin. Ki yerel idareden de isteğimiz budur ki bize bu dernek yönetimine, bu derneği oluşturan tüm üyelere yardımcı olmalarını istiyoruz. Dolayısıyla Ünye'nin kıymeti, değeri ortaya çıksın istiyoruz. Ünye'nin çevre ve köylerinde yenilebilir ot çeşidi 2000'in üzerinde. Merhabalar, adım Ayşe Aldemir. Ünye Çevre ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanıyım. Bugün burada olağan birinci genel kurul seçimi yapılıyor, toplantısı yapılıyor. Toplantıda şu an seçimde sonuçlandı, başkan benim. Bizim amacımız, amacımızı söylemeden önce biz köylü pazarında bu derneği yürütüyoruz. Köylü pazarını da bizim istediğimiz şu, sadece köylünün ürettiği malını gelip tüketiciye satmasını istiyoruz. Yani kârcılar girmesin istiyoruz, dışarıdan mal gelmesin istiyoruz. Biz dernek olarak bunu her ne kadar önlemeye çalışıyorsak da önüne geçemiyoruz. Bu konuda belediye başkanımızın ve kaymakam beyimizin bize yardım etmesini istiyoruz. Yani oraya bir denetleyici gelmesini istiyoruz. Yani dışarıda en önemlisi de dışarıdan hal malı gelmesin, kârcı orada olmasın. Tek istediğimiz üreten köylü gelip tüketiciye malını satsın. Geliyor, oradan buradan malı topluyor, tereyağı olsun, süt, yoğurt olsun. Onları ne yapıyor? Dolduruyor masasına. Ben üretiyorum diye satış yapıyor. Ama öbür tarafta gerçekten kendi üreten malını üreten, sütünü, yoğurdunu kendi yapan kişi akşama kadar iki bidon yoğurdunu satamazken kârcı bunu misliyle satabiliyor. Yani bunu biz önleyemiyoruz. Önlemeye çalışsak da tamamen yapamıyoruz. Ama başkanımızdan ricamız bu ki bize yardımcı olsun, bunu önlesin ki biz tamamen organik bir pazar oluşturalım orada. Sabahleyin kârcılar erken geldiği için 5-6 tane tezgahı kullanıp köylü saat 8'de köyden geldiği zaman ancak araba bulabiliyor zaten, arabası olmayanlar. Saat 8'de pazara gelip tezgahını bulamadığı için süt, yoğurtları çökeli yerde satmak zorunda kalıyor. Derneğimizde, pazarımızda köylerde yetiştirdiğimiz doğal ürünler haricinde diğer sebze, çarşamba, işte hal mallarını derneğimizin pazarında satılmasını istemiyoruz. Bunun için de patates, biber, patlıcan, sarımsak, işte atıyorum yumurtası, yapma yağlar meşhur. Yapma yağlar, şimdi fabrikasyon yağlar köylü vatandaşların önüne konuluyor. Bilgi sömürüsü yapılıyor burada. Vatandaş bilmiyor, alıcı bilmiyor bunu. Sanki köylü Fatma Hanım'dan almış gibi, onun ürünü gibi alıyor ama Fatma Hanım'ın önüne konulmuş bir üründür bu. Kendi ürünü değil. Yani bu sürü duygu sömürüsü de yapılıyor.